Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar, beni takip edenler bilirler. Bahçemde küçük bir tavşan kümesim var ve tavşan yetiştirmeye çalışıyorum, çoğaltmaya çalışıyorum. Bu sabah tavşan kümesinde yaptığım küçük yuvacıklardan bir tanesinin ağzının kapalı olduğunu gördüm. Bu bana şunu hatırlattı. İzlediğim bir belgeselde anne tavşan yuvadan çıkarken toprağı eşeleyerek çıktığı yuvanın ağzını kapatıyor ve beslenmesini tamamlayıp yuvaya geldiğinde tekrar eşeleyip yuvanın içine giriyor. Yavrularını emziriyor, yavru bakımını yapıyor ve tekrar dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığında yuvanın ağzını tekrar kapatıyor. Ta ki tavşan yavruları yuvadan çıkma olgunluğuna erişinceye kadar bu işlem böyle devam ediyordu. Ve ben o yuvanın ağzının kapatıldığını görünce önce daha yavruları olmamıştır diye kürekle yuvanın ağzını açtım. Bu sabah kalktığımda yuvanın ağzı yine kapalıydı. Bu o belgesel aklıma getirdi ve tavşanımızın yavrulamış olma ihtimali aklıma geldi. Ve yuva düzeneğini kaldırarak altındaki yavruları gördüm. Şimdi o yavruları, yeni doğan yavruları, belki de dün akşam doğdu. Yeni doğan yavruları hep birlikte bir gözlemleyelim. Evet arkadaşlar, küçük kümesimize geldik. Burada bir yuva girişi vardı. Burayı kapatmış tavşanlarımız. Şurada küçük bir yuva girişi var. Burada bir yuva girişi var. Şimdi şu yuva girişini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şuradan tuttuğumuzda ben az önce burayı tekrar açmıştım. Tavşanların doğma ihtimalini hesaplayarak ve yavru tavşanları görünce tekrar bıraktım ve anne tavşan hangisi bilmiyorum gelmiş tekrar kapatmış ve şu şekilde yuvayı kaldırıyoruz. Yavrulara zarar vermemeye çalışalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, yavrularımız burada kaldırırken birazcık toprak döktük yuvaya. Yuvaya temas etmek çok doğru değil arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz. Kaç tane sayalım. Az önce sadece gördüm, kapattım, saymadım. Bakın bir tanesi kaçmaya çalışıyor. Onu şöyle alalım. Arkadaşlar değil 2 4 tam 6 yavru var arkadaşlar. Yanlış saymadıysam ve yanlış görmediysem. Görüyorsunuz. Tavşan yavruları daha yeni dünyaya geldiler. Hatta bir tanesinin boynunda göbek kordonu duruyor arkadaşlar. Onu almam lazım. Evet, göbek kordonu boynuna dolanmış. Göbek kordonu değil arkadaşlar. Nasıl geçti bu halka boynuna? Ben anlamadım. Pazar artıklarından demet halinde maydanoz atmıştık. Büyük bir ihtimal maydanozun plastik halkası. Ben göbek kordonu zannettim ama değilmiş. Evet arkadaşlar. Yavrulara çok dokunmak doğru değil. Şu şekilde anne kendi karın tüylerinden, sırt tüylerinden ağzıyla koparıp güzel bir yuva yapar ve yavrularını sıcak bir ortamda büyütmeye çalışır. Şimdi biz daha fazla rahatsız etmeyeceğiz ve yavruları kendi haline bırakıp yuvayı tekrar kapatacağız. Yuvamızın tekrar eski sağlamlığına gelmesi için şu kenarlarını dolduruyoruz. Ben yavru ihtimalini hesaplayarak açmıştım. Dediğim gibi arkadaşlar, yuvaya dokunmamak en doğrusu. Ama ben sürekli yuvanın giriş noktasının kapandığını görünce izlediğim belgesel geldi aklıma. Ve kontrol etme ihtiyacı hissettim. Yuvayı da biz şu şekilde kapatıyoruz. Başka bir tavşanın girişine izin vermeyelim. Anne tavşan yavru bakımı zamanı geldiğinde bu girişi tekrar kendisi açacak ve yavrularına bakacak. Başka bir tavşanın girişine de izin vermeyecek. Evet arkadaşlar, durum bu şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yavrular çok küçük. Gözleri dahi açılmadı ve dokunmaya kıyamıyorum. Dokunmak da çok doğru değil. Çünkü bazı hayvanlar yavrularına dokunulduğu zaman bizdeki koku onlara
geçtiğinde o kokudan dolayı yavruya bakmayabiliyor, yavruyu emzirmeyebiliyor. Bu sebeple yavruya kesinlikle dokunmak doğru değil. Yuvanın bütünlüğünü ve yapısını da bozmak doğru değil. Çünkü tavşan o yuvanın girişine çıkışına alışmıştır. O yuvanın girişindeki çıkışındaki kokulara alışmıştır. Biz bu şekilde yuvaları tahrip edersek, yuvanın düzenini bozarsak tavşan o yuvaya tekrar girmeyebilir. Ve o doğmuş olan yavrulara bakmayacağı için yavruları kaybetme ihtimalimiz de var. Bu sebeple ben bunu size anlatmak için yuvanın orijinal yapısına müdahalede bulundum. Ama bundan sonraki süreçlerde kesinlikle yuvanın orijinal yapısına dokunmak çok doğru değil arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bu sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.